Türkiye'nin Fenomen programı Gizli Gerçekler'den herkese iyi akşamlar. Değerli izleyenler, her hafta olduğu gibi yine özel konuk ve özel konular. Bu akşam çok değerli bir konuğum var. Usta tiyatrocu, yapımcı, yönetmen Ahmet Yenilmez Hocam. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu vesileyle ekranları veya artık cep telefonları, PC'leri üzerinden bizi seyreden insanlara saygılarımı sunuyorum. Hocam öncelikle çok teşekkür ederim. Beni kırmadınız. Bugün İstanbul'da Anadolu yakasında yoğun programınız vardı. Hakkınızı helal edin. Kırmadınız. Geldiniz. Sizin yapınızı çok iyi biliyoruz. Sizi Türk insanı, Türk milleti deli yürekle tanıdı. Oradaki duruşunuz hakikaten takdire şayandı. Bir dizi olmasına rağmen gösterdiğiniz karakter, ki ben de çok severek izlediğim dizilerden bir tanesiydi. Biz bugün Ahmet Yenilmez Hocam'ın başka yönlerini de konuşacağız aslında. Hem izleyenlerimiz açısından hem de çünkü sizi ilgiyle takip ediyorum. Medyada, gazete köşe yazarlığında yapımcı, yönetmen ve şair yazar kısmınız da var. Dolayısıyla ben bu akşam burada olmanızdan kıvanç ve onur duyuyorum. Konuya da girmek istiyorum aslında. Siz de yorgunsunuz, siz de fazla yormak istemiyorum. Estağfurullah, estağfurullah. Dinlenginim. Sağ olun hocam, Allah razı olsun. Şimdi son zamanlarda Türkiye'de sanat ve sanatçılar üzerinden, bu camianın üzerinden bir algı operasyonları oluştu. Tabii buna aslında bunlar Türkiye'nin sevilen sanatçıları. Yani isimlere baktığımız zaman hakikaten değerli yapıtlara imza atmış insanlar, güzel projelerde bulunmuş insanlar, dimalarımızda aslında güzel sahneler bırakmış insanlar. Fakat her ne hikmetse pek de örnek olmayacak davranışlar sergilediler, söylemlerde bulundular. Müjdat Gezen olsun, Metin Akpınar olsun, Rutkay Aziz olsun, Deniz Çakır olsun. Bir sanki bir algı operasyonları mı var hocam? Nasıl bakalım bu konuya? Şimdi öncelikle şunu, birkaç şu girişteki şahsımla ilgili söylediğiniz şeyleri bir netleştirelim. Eğer ben şairsem, şair iddiam varsa şairlere yazık. Ben edepsiz bir insan değilim. Haddimi her zaman bilirim, haddimi aşmamaya çalışırım. Naçizane. Haddimi aştığımı hissettiğim anda da özrümü dilerim. Benim yaptıklarım, evet, bir ahenk, bir ses uyumu vesaire görülebilir. Ama ne şairlik iddiam oldu, ne yazarlık iddiam oldu. Tiyatronun dışında herhangi bir iddia sahibi değilim. Derdim var. Yani sahne bazen yetmemiştir. Baktım sesimden, sesimin tonundan veya bir program vesilesiyle okuduğum bir şiirden dolayı bir sevgi kitlesi, bir ilgi kitlesi gördüğüm zaman sahnede anlattığım derdimi bu sefer şiirde anlatmaya çalışıyorum. Efendime söyleyeyim, öbür tarafta işte bir gazetenin köşesi bana açıldığı zaman şiirde, sahnede yetmeyen zamanı bir gazetenin köşesinde yapmaya çalışıyorum. Hülasa merhum Mehmet Akif'e sorulan bir soru var. Yani üstad sen sanatçı mısın, şair misin, nesin diye. O da hem dergi sahibi baktığınız zaman, hem sporcu, hem veteriner hekim, hem mebbus, şair, istihbarat elemanı, siyasetçi. Nesin sen diye sorduklarında çok güzel bir cevap veriyor. Aslında ben de kendimi öyle tanımlıyorum. Benim bir derdim var diyor. İnsanımın karnı aç, baldırı çıplak. Ben bağırmaya bir yer bulduğum yerde bağırıyorum. Bunu anlatıyorum. Yani ben de derdimi anlatabilecek bir mahvi bulduğum yerde derdimi anlatıyorum. Ve anlatmaya da çalışıyorum. Onu netleştirdikten sonra burada bizi oyuncu namzetleri arkadaşlar izleyebilirler veya
oyuncu olmak isteyen gençlerimiz izleyebilir. İşte bir Deli Yürek dizisinde tanındı işte evet. Sabri rolüyle ve işte oradan akıllarda kaldı. Şimdi ben de bir soru soruyorum. Yani Deli Yürek dizisinde benim oynadığım rol nihayetinde bir figürandı. Karahmet'in yanında. Ve oradan hikayenin farklı bir boyuta, kastaki farklı bir değişiklikten dolayı ister istemez iş geldi bana dayandı. Oysa benden daha ünlüler vardı orada. Daha dikkat çekici karakterleri, tipleri oynayan arkadaşlarımız vardı. Niye bunlar tiyatro yapmıyorlar peki? Yani veya ödenekli bir tiyatroda devam etmeyi yeğliyorlar da niye Anadolu'yu adım adım dolaşmıyorlar? Ben mesela pazartesi günü Çankırı'ya gidiyorum. Çankırı, Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu. Yoğun programınız var. Böyle devam ediyorum. Burada şu var. Özellikle genç kardeşlerimin dinlemesini istiyorum. Ahmet Yenilmez'in hasbelkader bir kalıcılığı varsa, bir kıymeti harbiyesi varsa, Deli Yüreğe kadar olan bir dönem var. Ne var orada? 1986'da bu ülkede 85-86'da sağ ve solda dahil 12 Eylül'ü eleştiren ilk tiyatro oyununu yaptı. O dönem 67 vilayeti defalarca dolaştı. Avrupa'nın aşağı yukarı 50'ye aşkın şehrinde sahneye koydu. Ve 12 Eylül ihtilalinde Buca cezaevinde idam edilen Allah rahmet eylesin Halil Esendağ ve Selçuk Duracık'ın kimliğinde 12 Eylül zulmünü anlattı. Yani Bayburt'ta efendim oyununuza izin veriyoruz ama salonda oynamanıza izin vermiyoruz güvenlik nedeniyle dendiğinde peki Vali Bey teşekkür ediyoruz deyip hemen bir traktörün arkasındaki remorku söküp valinin önündeki ana caddede dekorunu kurup orada oynayan bir Ahmet Yenilmez var. Yani Hakkari'de, Şırnak'ta, Tunceli'de Diyarbakır'da, yani ben Diyarbakır'da tiyatro sahnesine çıkacağım anda kulisten beni tutuklamaya geldiler. Dedim ki yani şu salondaki insanlarla yüz yüze gelmek ister misiniz? Oyunum bitsin ondan sonra ve ben oyunum bitti. Kostümümle beraber nezarethanede bekledim sabaha kadar bir belgenin gelmesi için. Ve işte oradaki verilen mücadelede, o mücadeleye şahit olan insanlar bir baktılar ekranda gördüler. Aa, bizim Ahmet dizide oynuyor konuşuldu. Evet. Yani hikayenin başından beri arkasında olan, afiş asmasından derdi için, yumruklu kavgasından derdi için, yaralanmasından, sorguya girmesinden, gözaltına alınmasından, tutundu her şeyiyle derdini anlatma adına mücadele vermiş bir Ahmet Yenilmez vardı ve bunların şahitleri vardı. Şimdi o şahitler beni bir vesileyle ekranda gördüklerini, aha bizim Ahmet televizyonda bir dizide oynuyor. Anlatabildim mi? Ama evet. Öbürleri ne oldu? Falan dizide oynayan falan dendi. İşte o yüzden özellikle bana çok sorulan, sık sorulan, oyunculuğu meslek olarak seçmek isteyen kardeşlerimize anlatmak istediğim bu derdimiz olacak. Yani sanat ne bir siyasi fikrin borazanlığı, ne bir siyasi fikrin, ideolojinin, dinin veya bir başka bir şeyin öğretisi üzerine toplumları dizayn edecek bir şey, ne de efendime söyleyeyim, meşhur olmak vesaire bilinme adına yapılan bir şey değildir. Sanat bir yaşa, özellikle tiyatro bir yaşam tarzıdır. Ve bir derdiniz olacak. Ders sahibi olacaksınız. Bizim bir tek görevimiz vardır, ayna tutmak. Sanat toplumları terbiye eder mi? Eder tabii. Eder hocam. Terbiyesiz de eder. Yani. Ama bizim böyle bir misyonumuz yoktur. Benim böyle bir misyonum yok. Ben efendim çıkayım Anadolu'da Anadolu'yu işte kendi ideolojim, kendi fikriyatım, kendi dini görüşüm etrafında şekillendireyim diye bir mücadelem yok. Benim göstermek istediğim olumlu veya olumsuzluklar var.
feryadım var veya sevinç çığlıklarım var. Ve insanlara ayna tutmaya çalışıyorum. Ey kardeşim, neden burnunun şurasındaki o lekeyi görmüyorsun? Sen aynaya bakmazsan nasıl göründüğünü bilmezsin. Tıpkı sabah kalktığında, lavaboya gittiğinde bakıyorsun, tıraşım gelmiş diyorsun. Sonra evden çıkarken, aa bu kravat bu elbiseye uymamış diyorsun. Eğer aynaya bakmamış olsan sokakta bir takım insanlar seni gördüğünde yolunu değiştirecek. Niye değiştirdiğini bilmeyeceksin. Çünkü sen nasıl göründüğünü bilmiyorsun. Ama seni görenler senin nasıl göründüğünü biliyor. O yüzden derdin iyi ve kötü adına ayna tutmaktır mesele. Namusluca, ahlaklıca. Bunu bu şekilde düzelttikten sonra tabii ki dünyada çok enteresan bir coğrafyada yaşıyoruz. Tabiri caizse dünyanın en güzel kızıyla evliyiz. Dünyanın en güzel kızıyla. O kız evli olduğu halde mahallenin bıçkınları hala o kızın peşinde. Hala o kızın aklını çelmenin peşinde. Hala o kıza sahip olmanın peşinde. Ta Truva'dan beri. Yani bu kavga tespitlerimize göre ta Truva'dan başlıyor. Biliyorsunuz. Ve her gelişlerinde, her kızı rahatsız edişlerinde suyun öbür tarafı dayak yedi. Ama daha sonra bilek gücüyle yenemediğini anladığında biliyorsunuz bir at yaptı, içine askerleri koydu. En şölenin ortasında Truva'yı yaktı, yıktı. Onun için Fatih Sultan Mehmet Han Çanakkale'de böyle dönüp Truva'ya doğru, evet biz Truva'nın intikamını aldık demek demiştir. Gazi Mustafa Kemal Paşa Çanakkale zaferinden sonra biz Truva'nın intikamını aldık demiştir. Bu kavga Anadolu çocuklarının kavgasıdır. Ta Truva'dan beri devam eder. Şimdi böyle bir coğrafyada zamana göre savaşın şekilleri olmuştur. Ve bu zamana göre ki biz bir hikaye yaşıyoruz ve ben de bir hikaye anlatıcısıyım. Ve hikayenin de olmazsa olmaz iki ögesi vardır, zaman ve mekan dedi. Yani buradan o döneme o zamanın, o mekanın diliyle bakmak zorundasınız. Bu, tıpkı bu zamanın yaşadıklarımızı bu zamanın ve bu mekanın diliyle baktığımız gibi. Anlatabildim mi? Şimdi o zaman içerisinde kaçırdığımız fırsatlar var. Aksine ileri gittiğimiz dönemler var. İleri gittiğimiz fırsatları değerlendirdiğimiz dönemde dünyayı biz idare etmişiz. Sanatı biz tayin etmişiz. Ticareti biz tayin etmişiz. Efendime söyleyeyim, dünyadaki sulhu biz tayin etmişiz. Düşünsenize, Kanuni'ye Fransa'dan, Fransa kralı yardım istiyor Kanuni'den. Ne gönderiyor? Elbise gönderiyor. Evet. Askerlerin elbisesini. Diyor ki ön saftaki askerlerinize giydirin yeter. Şimdi böyle bir noktada demek ki kaçırdıklarımız var. Ne kadar açık verdiğimiz zaman o derecede bizim üzerimizde savaşın şekilleri değişmiştir. İşte sanat camiasında yaşadığımız hadise, iletişimin gelişmesi, artık hangi çağda olduğumuzun bile tam bir tanımını yapamıyoruz. Bilgi çağında mıyız, teknoloji çağında mıyız, dijital çağda mıyız? Onun bile daha üzerinde ittifak ettiğimiz bir tanımı yok. Ama farkına vardığımız ve acısıyla tatlısıyla tecrübe ettiğimiz bir realite var ortada. Ne o? Hızlı yaşıyoruz, hızlı tüketiyoruz ve hızla tükeniyoruz. Anlatabildim mi? Tespit doğru. Şimdi biraz önce yayından önce de hani sohbette hani o insan fıtratı. Evet. Hızla tükendikçe tükenişin karşısında insan fıtratına aykırı bir hal yaşıyoruz. Yaşadığımız halin de aslında anlamını ortaya koyamamış vaziyetteyiz ve çırpınıyoruz. Şimdi burada İşte burada sanat tabiri caizse asıl savaşın verildiği bir alan. Çünkü niye? İnsan aklettiği sürece diğer canlılardan farklıdır. Ve Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'inde bize yolladığı hayat manifestosunda, hayat rehberinde sık sık akledin, akletmez misiniz, akledenler, akletmeyenler diye hitapta bulunmuştur. Akıl, beynin ürettiği bir şeydir. Ve beyin, beş duyusuyla sağlam veri topladığı takdirde
sağlıklı bir akletme ortaya koyacaktır, eylem ortaya koyacaktır. Eğer siz bu, sizin bu beş duyunuz işgal altına girmişse, siz beyninizi kullanamazsınız, akledemezsiniz, bakamazsınız, göremezsiniz. Siz kim neyi göstermeye çalışıyorsa ona bakarsınız, kim neyi göstermeye çalışıyorsa onu görürsünüz ve kim neye inanmanızı istiyorsa ona inanırsınız. Modern çağın kölesi gibi. Yani mankurt. Cengiz Aytmatov'un eserinde olduğu gibi mankurtlaştık. Şimdi işte bu beş duyu organını da ele geçirmenin en güzel yolu maalesef ve maalesef insanı insanca, insan fıtratı üzerine yaşamasını sağlaması gereken sanat, bugün insanı insanca yaşayamaması ve insan fıtratından uzaklaştırılması için kullanılıyor. Sıkıntı bu. Yani bu sadece Türkiye'nin sorunu değil. Nokta. Tabii ki. Çalışanları açısından bakın sanat camiasında. Evet. İnanılmaz bir insan onurunun ayaklar altına alındığı bir ortam görürsünüz. Evet. Efendim, iş hukuku, iş güvenliği açısından bakın. Keza yine öyle. Hakların ihlali açısından bakın. Ülkemiz rezalet bir durumda. Yani o yüzden bu alanı böyle bir televizyon programı veyahut da efendime söyleyeyim bir sohbetle halledebileceğimiz, bırakın kenarına daha köşesine bile gelemeyiz. Bu önemli bir alan. Ve önemli alan olduğu için bugün Amerika'nın silah ihracatından sonra ikinci kalemi Hollywood. Evet. Bugün bütün ambargolar uygulanmasına rağmen dünya arenasında İran'ın dili sinema. Bugün trigonometriyle efendim diğer matematik işlemleriyle mankurtlaştırılmaya çalışılan Hindistan'ın çıkış yolu Bollywood. Bugün efendime söyleyeyim birçok müessesesiyle, söylemiyle, öğretisiyle yerle bir olmuş olan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Birliği çökmesine rağmen ayakta kalmasının sebebi sineması, tiyatrosu, sanatı. Şimdi böyle önemli bir alanda elbette ki biz menfi veya müsbet şekilde etkileneceğiz. Burada çeşitli övünülen şeyler var. Mesela sorunuzla da alakalı belki onu o açıdan bakalım. Mesela bugün devlet büyüklerimiz olsun, sektörden insanlar olsun, köşe yazarlarımız olsun. Efendim dizi film ihracatında dünyada ilk üçe girdiğimizde övünüyorlar. Peki ben sorarım size. Bu dünyada ilk üçe girdiğimiz dizi ihracatında anlatılan Türkiye hangi Türkiye? Bambaşka bir Türkiye. Ha. Çok bambaşka. Peki biz eğer coğrafi anlamda jeopolitik sınırlarımız içerisindeki bir Türkiye'yi mi korumaya çalışacağız? Yoksa medeniyet ve gönül coğrafyamızdaki Türkiye markasını mı korumaya çalışacağız? Allah aşkına bana söyler misiniz siz? Bugün İsrail'den tutun, Batı'dan tutun, Amerika'sından tutun, dünyanın bütün süper güç olmuş ülkeleri bizim silahımızdan mı korkuyorlar? Kesinlikle korkuyorlar. Bizim bir marka değerimiz var. Bir marka değerimiz var. 4000 yıllık Türk tarihinin ortaya koymuş olduğu bir marka değeri var. Yani bizim devlet olarak, birey olarak, entelektüeller olarak, medyası, sanatçısı, yazarı, çizeri, sokaktaki ayakkabı boyacısı olarak insanımıza önce medeniyet coğrafyamızdaki marka değerimiz anlatılmalı. Biz eğer medeniyet coğrafyamızdaki marka değerimizi anlatamazsak elbette ki canını, malını, ırzını kurtarmak için buraya gelmiş olan şu Bakırköy'ün sokağındaki garip kuraba fakirin şu kız gününde burada ne var, ne arıyorlar diye tartışılmasına sebep olursun. Oysa ben utanıyorum. Ve birçok insan da utanıyor. Kimse şunu konuşmuyor. Yahu 4 milyon resmi rakam, gayri resmi rakamla 6-7 milyonu bulan bir insan topluluğu var bu Anadolu coğrafyasında. Evet. Birçok Avrupa Birliği ülkesinin nüfusundan fazla. Ve almıyorlar da. Bak birçok Avrupa Birliği ülkesinin nüfusundan fazla. Evet. Arkadaşlar rahatsızlık duyulan ve lanse edilmeye çalışılan olaylara bir bakın bakalım. Sıradan adli vaka olayları.
Peki bu insanlar, yani biz bir Almanya değiliz ki bütçe fazlamız 400 milyar euro vermiş bir ülke değiliz ki. Biz hala bütçe açığı veren bir ülkeyiz. Evet. Hala kişi başına düşen gelir itibariyle çok geri sıralarda olan bir ülkeyiz. Üretim açısından her şeyden. Peki Avrupa'nın birçok ülkesinin nüfusundan fazla insanları şu kış gününde sokakta yatırmayan ne? Aç bırakmayan ne? Açık bırakmayan ne? Bizim işte asıl sermayemiz bu. Yani kısaca sizin bu gönül coğrafyası, yani medeniyet coğrafyası diye adlandırdığımız coğrafyamızın surlarında gedik açılması için, açmak için bu tür çabalar olacaktır. Bu sadece yeni değil ki. Yani söz konusu olan şahsiyetlerin geçmişte yaptığı işlere bakın bakalım. Çok mu sizin kültürel değerlerinizde, inanç değerlerinizde, toplumun sorunlarıyla ilgilenilen konulardı? Allah aşkına bir onları konuşalım bakalım. Yani evet. Müjdat Gezen'in tiyatro oyunlarını konuşalım. Müjdat Gezen'e açılan kapıları konuşalım. Hangi kapılarda, hangi mahfillerde, hangi desteklerle bugün sanat merkezi kuruldu onu konuşalım. Orada nasıl bir insan profili çizildi onu konuşalım. Yani bu mesele günübirlik, efendime söyleyeyim, bizi biraz acıtan vaka konuları üzerinden gidilirse çözülemez. Bu işin bir öncesi var. Ve bu iş çok önemli bir iş. Ve net söylüyorum, Türkiye Cumhuriyeti Devleti medeniyet coğrafyasındaki marka değerini ıslah etme aşamasını kaybetmiştir. Bir daha söylüyorum, Türkiye Cumhuriyeti Devleti hiçbir paranın satın alamayacağı, hiçbir dünyada devlete nasip olmayan medeniyet coğrafyasındaki marka değerinin ıslahı döneminin şansını kaybetmiştir. Felak ve felaket dönemine doğru hızla gitmektedir. Peki kurtarma şansı var mı hocam? Yani ne yapabiliriz? Yani, makineye bağlanan insanın Cenab-ı Allah'ın mucizesinden ümit kesilmez. Bizim ümitsizlik her zaman bizi şirke götürür. Bizi ayakta tutan ümittir. Tabii ki ümidimiz taze. Yani biz tabii ki bunu başaracağız. Ama şunu unutmayın. Dibe vurmadan başarmak var. Dibe vurup yerle yeksan olup başarmak var. Tıpkı milli mücadeledeki. Çile çekmeden refaha kavuşamayız. Tıpkı milli mücadele. Bakın Bilecik'e gidin. Ya burada ekranları başında olan insanlara onu anlatıyorum ben. Bilecik'e gidin ya. Bir hafta sonra kalkın Bilecik'e gidin arkadaşlar. Şöyle Bilecik'in karşısında bir tepeye oturun. Şöyle bir bakın. 5 tane minare göreceksiniz. Yanınızdan geçen birine sorun. Bu minareler niye öyle çırılçıplak öyle duruyor? Nedir bunun hikayesi diye sorun. Dünün PKK'sı Yunan geliyor Bilecik'i yakıyor. Bir şehri yakıyor. Sonra az ötedeki Şeyh Edebali Türbesi'ne gidin. Mescide girdiğinizde, minbere döndüğünüzde sol yanınıza bakın. Sol yanınızda şöyle yanmış bir kiriş göreceksiniz. Osmanlı Cihan İmparatorluğu'nun ki Osmanlı Cihan İmparatorluğu'nun birinci özelliği adaletli olmasıdır. Eğer öyle olmasaydı bugün Türkçe dünyanın en geniş coğrafyasında ve özellikle Avrupa'da kullanılan bir dil olurdu. Bizim 5-600 yıl kaldığımız coğrafyada hala insanlar ana dilini konuşuyor. 60 yıl Cezayir'de kalan Fransa'nın Fransızcası konuşuyor. Evet. Şimdi bu açıdan baktığımızda o rüyanın görüldüğü yeri yakmışlar. Şehrevan'ın, yani bizim rüyalarımızı yaktılar. Bizim hayallerimizi yaktılar. Hocam çok güzel yerden bak şimdi, oradan da geçsinler Bursa tepesine çıksınlar ve oradan dedemiz Osman Gazi'nin türbesinin saçaklarına baksınlar. Kurşun yarasıdır. Ve internet hemen oradaki çay bahçelerinden birinden çayı söylesinler. Şöyle Bursa'ya bakarken ellerindeki cep telefonlarından şöyle bir girsinler. Orada bir resim görecekler. Dünün PKK'sı Yunan komutanının çizmesiyle Osman Gazi'nin türbesinin sandukasına basıp kalk Osman kalk.
kalk torunlarını kurtar dediği o anı düşünsünler. Çok acı, çok acı. Bu bir dibe vuruştu. Evet. Bu dibe vuruştan kalkılındı. Nasıl kalkılındı? Hala savaş devam ediyor işte. Tabii ki. Hala şu anda biz milli mücadelenin devamını yapıyoruz. Arkadaşlar, İkinci Dünya Savaşı diye bir savaş yoktur. Birinci Dünya Savaşı devam ediyor. İkinci Dünya Savaşı Avrupa'nın kendi içerisindeki birliği ve yeksanaklığı sağlamak için yapılan bir savaştır. O yek vücutluğu sağladılar ve bugün Birinci Dünya Savaşı aynı coğrafyada, aynı köyde, aynı taraflarına devam ediyor. Dün Almanya bizim yanımızda müttefik gibi duruyordu. Asla değildi. Akif'in çok güzel bir şeyi var. Akif Berlin'e gidiyor Çanakkale Savaşı döneminde. Birinci Dünya Savaşı döneminde. O Safahat'taki Berlin hatıralarının olduğu bölümü okumalarını tavsiye ederim. Orada otelde kalırken dışarıda böyle bir nümayiş, böyle bir kutlama sesleri geliyor ve seviniyor müttefikimiz ya Almanya. Akif de niye davet ediliyor? İngilizlerin safında biliyorsunuz sömürge İslam ülkelerinden askerler var. Almanlar bunlardan esir alınca Osmanlı'dan bunlara konuşma yapacak bir insan istiyorlar ve Akif onun için birkaç arkadaşıyla gidiyor. Görevliyi çağırıyor, diyor ki hayırdır diyor bu kutlamanı. Her Akif diyor İngiliz kardeşlerimiz diyor. Filistin'i diyor Müslümanların elinden kurtar da onu kutluyorlar diyor. Müttefikimiz Almanya'nın sokaklarında Filistin'i İngilizlerin işgal edilişi kutlanıyor. Bugün farklı mı? Hiç farklı. İşte bu dünün bu hadisesi bugün içeride sanat üzerinden yapılacak. Bağışıklık sistemi ne kadar zayıflatılırsa, milli direnç, o medeniyet coğrafyası dediğimiz o coğrafyadaki mensubiyet ne kadar zayıflatılırsa, ne kadar itibarsızlaştırılırsa bu adamların işi o derece kolay olacak. Çok konuştum. Yok estağfurullah hocam. Çok güzel ara başlıklarla gayet de güzel yani konuyu anlamamız açısından gerek benim gerek izleyicilerimizin nokta atışları yaptınız. Yani o başlıklar çok önemliydi. Hocam şimdi konuyu fazla uzatmadan yani umarım izleyicilerimiz net anladılar. Çünkü o ara başlıklar bitiriciydi. Sanatçı kişiliğinizin yanında aynı zamanda siz dava insanısınız. Niye bunu söylüyorum? Şimdi milliyetçi bir duruşunuz var derken yani beni de yanlış anlamasınlar. Yani genel anlamda söylüyorum. Yani burada bir ırkçılık, kafatasçılık kastetmiyorum. Çünkü milliyetçi bir duruş dendiği zaman aslında milliyetçiliği bazı kesim, bazı çevreler dar çerçevede bakıyorlar. Milliyetçilik deyince yani sadece bayrağını, ülkesini savunmayan, bir ırkı savunan aslında genel anlamda düşünemedikleri için de hemen işi ırkçılık veya kafatasçılığına yoruyorlar. Tırnak içerisinde onu bir geçeyim. Şimdi böyle bir duruşunuz olduğu için de rahmetli Başbuğ'la ilgili ilişkileriniz olduğu, siyasi platformda oldunuz ve şehit lider benim en çok sevdiğim rahmetli Başkan Muhsin Yazıcıoğlu çok kıymetli bir insandı. Allah gani gani rahmet eylesin. Onunla da yakın ilişkileriniz oldu. Şimdi dolayısıyla bu çerçeveden bakarsak yani hem siyasi platforma sokalım bu soruyu hem de genel anlamda diyelim ülkemiz üzerinde oynanan oyunlara ne diyebiliriz? Yani müthiş bir oyun var, plan var, çizilen haritalar var. Şimdi bahsettiğiniz konu üzerine sosyoloji gereken tarifleri yapmış. Yani yıllardır bu ülkede onu seslendirmeye çalışıyorum. Bu ülkenin yeniden bir sosyolojik terminoloji yenilemesine ihtiyacı var. Dünya bunu yaptı. Şimdi sorarım, bağımsızlık bundan 50 yıl önce, 40 yıl öncenin tanımıyla mı hala bağımsızlık olarak algılanıyor? Yani bir kara parçasına yerleştiniz, çevrenizi terör örgütlerle ördünüz, bayrağınızı diktiniz, paranızı bastınız, hutbenizi okudunuz. Bağımsız mısınız? Kesinlikle. Yani şunun içerisinde değil. Yoksanız ve insanlarınızı dört duvarın arasına da hapsetseniz
Eğer orada yoksanız bağımsızlığınız her an tehlikede. Bunu Gezi olayında yaşadık. Evet. Yani Allah muhafaza bu ülke azıcık bir zafiyet gösterseydi ne hale gelirdi? 15 Temmuz'da. 15 Temmuz'da daha kötüsünü yaşadık. Yani, şimdi baktığınız zaman bir Türk milliyetçisinin ırkî anlamda bir milliyetçi olabilme ihtimali yoktur. Evet. Yani bu özellikle bu memleketin, bu Anadolu coğrafyasının varlık sebebi olarak gördüğüm, ana unsuru olarak gördüğüm Türk milletinin üzerinde yapılmış bir itibarsızlaştırmadır. Bir kere biz Kafkas coğrafyasında, Türkistan coğrafyasında bir araya gelmiş topluluğun adıyız Türk olarak. Ve bizim ari rengimiz, gözümüz, kulağımız, elimizin ebatıyla bir millet tarifimiz yok. Türkümüzle, kilimimizdeki desenimizle, yoğurdumuzla, efendime söyleyeyim ninnilerimizle, hikayelerimizle bir Türk tanımımız var. Ve bunun içerisinde Türk kadar Kürt'ün de mayası var. Elbette. Kürt kadar Çerkez'in de mayası var. Çerkez kadar diğer başka bir beraber medeniyet coğrafyasındaki Balkanlar. Keza yani ne kadar bizimle beraber olmuş ve bizim vazgeçilmez hasletlerimiz vardır. Bizim bu vazgeçilmez hasletlerimizi kabullenen, benimseyen ve bu vazgeçilmez hasletlerimizle bir ülkü birliği oluşturan bütün insanların adıdır Türk milleti. Anlatabildim mi? Evet. Şimdi yani ben hiçbir dönemde, yani Allah var, bahsettiğiniz gibi merhum Başbuğ'u daha kimsenin olmadığı dönemlerde biz onun yanındaydık. Dil okulundan çıktığı andan itibaren İzmir'de, ki uzun dönemini orada geçirmiştir. Kolay değil, uzunca bir süre hapis hayatı, sağlık problemleri ve İzmir'de mütevazi bir yazlığı vardı. Ve buradan sakın ha öyle bir villa milli algılanmasın. Samimi söylüyorum, üniversite talebelerinin temizliğini yaptığı basit devlet memurunun bugün herkesin sahip olduğu derecede mütevazi bir yazdığında onun o günlerinde yanında olarak birisi olarak söyleyeyim. Yani algılanan, itibarsızlaştırmaya çalışılan anlamda bir tek Türk milliyetçiliği tanımını ben rahmetli Başbuğ'un ağzından duymadım. Haşa, haşa. Yani böyle bir şeyi de şiddetle reddeden Müslümandı ya Başbuğ. Namazını kılan, nizam-ı alem, ilahi kelimetullah davasının bir komutanıydı, bir lideriydi Başbuğ Türkeş. Şimdi böyle bir insanın siz ırkçı olabilmesini nasıl yakıştırabiliyorsunuz? Bunun inancı ona müsaade etmiyordu ki. Keza Muhsin Başkan da öyle. Şimdi siyaset başka bir şey. Ve siyaset kelimesinde de bir itibarsızlaştırılma var. Sanki evet. Çok kötü. Ya olur mu? Siyaset yönetme sanatıdır. Ve bunun iki tarafı vardır. Yöneten ve yönetilen. Ya yönetensin ya yönetilensin. Ve iki tarafında bu kavram üzerinde eşit oranda söz söyleme hakkı vardır. Yönetenin de yönetilen kadar söz söyleme hakkı vardır. Yönetilenin de yöneten kadar söz söyleme hakkı vardır. Buradaki aktörler kendi bulundukları mevki itibariyle tanımlanırlar. Yani sizin siyasetteki aktörler dediğiniz, temsil makamında dediğiniz, yani bizim hizmetçilerimiz. Evet, evet. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bugün görev alan Sayın Cumhurbaşkanımızdan tutun, bütün bakanlarımızdan tutun, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bütün partinin milletvekilleri bu milletin hizmetçiliğine talip olmuş insanlardır. Asli unsur millettir. Evet. Tayin edici millettir. En çok konuşması gereken millettir. O hizmet makamında olanlar ise milletin beklediği hizmetleri yapmakla mükellef olan kişilerdir. Biz onları onun için seçiyoruz. O yüzden kimse işte ben siyasetle ilgilenmiyorum, işte siyasetle ilgilenmiyorsun, o zaman şikayet etmeye hakkın yok kardeşim. Çünkü taraflardan birisin. Dünyanın her yerinde bu böyle. Efendim Amerika'da seçilme katılma oranı
Efendime söyleyeyim %40'larda, 50'lerde, işte Avrupa'da %40'larda. Bir dakika, sen Amerika değilsin. Senin Amerika'nın toplam tarihi senin çöküş tarihine bile az. Yani Amerika'nın toplam tarihi senin çöküş tarihinden bile az. Yani kendini medeniyet coğrafyası ve medeniyet geçmişi itibariyle o açıdan değerlendiremez. Siyasetimizde, siyasilerimize Allah yardım etsin. Hem ülke içerisinde biraz önce bahsetmiş olduğumuz, hem de Birinci Dünya Savaşı'nın devamı olarak gördüğümüz bu süreçte işleri kolay değil. Hiç değil. Yani öyle bir durum var ki bize Cenab-ı Allah zorları başarmak gibi bir misyon biçmiş. Ne silah eşitliği var, ne ekonomik eşitlik var, ne efendime söyleyeyim başka bir alanda. Teknolojik alandan da eşit değiliz. O anlamda bir eşitlik var. Hiçbir anlamda bir eşitlik yok. Ama hani rahmetli Muhsin abiyle bir gün bu ilk körfez çıkarması vardı ya, ilk Kuveyt. Orada Elazığ'daydık biz. Turne için gitmiştik. Oyun iptal olmuştu. Karartma yapılıyordu. O arada da Star televizyonu canlı yayınlıyordu. Hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Vay anasını, bu nasıl bir güç. Nasıl bir şey, vahşet bu. Füzeleri gösteriyorlardı. O yeşil ekranda o işte hala hafızamda. Belki de hava iş çekti. Belki de Hollywood'dan yayın yapıyorlardı. Evet. Bilemiyorum. Şimdi böyle durdum. Ya başkanım dedim, bu nasıl bir güç ya. O da hiç bakmıyor televizyona. Başkanım dedim, nasıl bir güç bu ya. Allah oradaki insanlara yardım etsin. Korkma bizim oğlan dedi. Onlar nasıl silah icat ederlerse etsinler. Ama hala inanmış insanın karşısına koyacakları silahı icat edemediler. Of. Muhteşem bir söz. Hocam tüylerim diken diken. Bak hala bak nasıl silah. Nasıl silah icat ederlerse etmiş olsunlar dedi. Teknolojik gücü ne olursa olsun ama unutma hala inanmış insanın karşısına koyacakları silahı icat edemediler. Çok güzel bir şey. Bizim de en büyük silahımız bu. İnanmış insan. İşte bunu konuşmayalım. Elhamdülillah. Burada ideoloji konuşmayalım. Evet. Yani seversin sevmezsin. Deniz gezmiş, 6. filoyu kovmaya gitmiş. Efendim işte kullanın. Bana ne ya, ben gördüğümü söylüyorum. Adam komünist. Evet. Ama 6. filoyu kovmaya gitmiş. İnanmış insan. İpe gitti. Delikanlıca da davasının adamı olup idama dik gitti. Mustafa Pehlivanoğlu da. Ne Amerika, ne Rusya, ne Çin için. Her şey ve her şey Türk'e göre Türk için. O da iyiydi ama gitti. Yamulmadan, bükülmeden, arkasındaki nişanlısını düşünmeden şeref bildi. Çanakkale'de de öyleydi. Şu anda Afrin'de de öyle. Mümüş'e giden askerlerimiz de öyle. Para için mi o yapılıyor? Bir gidin bakalım orada dağın başında bilmem kaç bin rakımda şu şartlarda şöyle bir saat geçirelim bakalım. İşte bizim burada bütün ideolojiler ötesi, bütün ideolojiler kendilerini yeniden sorgulamalı. Bütün mensubiyetler kendilerini yeniden sorgulamalı. Ve nerede buluşmalıyız? Yerlilikte. Millilik bile demiyorum. Yerlilikte. Yani ayaklarımızı biz Anadolu coğrafyasına basabilirsek, meselenin çoğunu halletmiş oluruz. Yerliliği yakalayabilirsek, farklılıklarımız varsın olsun. Farklılıklarımız bizim zenginliklerimizdir. Tek düzelikten korkalım. Tek seslilikten korkalım. Tek renkten korkalım. Tek siyah olursak kork. İşler kötüdür. Tek beyaz olursak da gözümüzü alır. Ne olduğumuzu bilemeyiz. Bizim ara renklerimiz her rengin olduğu bir yerliliği yakalarsak çokluk içinde birliği, ki onun adı da yerlilik olursa, biz işte o inanmış insan sermayemizi tüketmeyiz
Ve karşımızdakiler hangi silahı icat etmiş olurlarsa olsunlar, asla bizim için yenilgi söz konusu olamaz. İspat ne mücadele? Evet. İspat Gezi, İspat 15 Temmuz, İspat Sur'daki yaşananlar. Evet. Şimdi hocam tabii rahmetli Muhsin Başkan da hep Anadolu'dan bahsederdi. Yani yine ideolojik olarak konuşmayacağım. Sadece şey olarak genel çerçevede sizin dediğiniz gibi aslında Anadolu medeniyetini ben de naçizane af buyurun bazen köşe yazılarımda veya sosyal medyada bir şeyden bahsediyorum hocam. Çok güzel yere değindiğiniz için sizi tasdikleme adına yani af buyurun haddim değil ama estağfurullah. Kendim de onur oldum çünkü Anadolu dediğiniz zaman şöyle dedim hatta Sayın Cumhurbaşkanı'na da tweet attım. Allah aşkına dedim ne olur Allah rızası için bir birim kurun ya bir birim kurun. Bu birim özel bir birim olsun. Anadolu'daki o canım vatansever lise çağındaki gençleri keşfedelim, bulalım. Bunları o Horasan harcıyla yoğrulmuş, o Anadolu'nun yangın bağrında yetişmiş ana ya ana. O medeniyetin bağrından kopmuş gelmiş. Biz de Anadolu'dan geldik. Ben Erzincanlıyım. Ama doğduğum, büyüdüğüm yer İstanbul. O topraklardan doğup büyüyüp kentsel yaşama adapte olduğum için biz bu şehir yapılanmasında kendimizi zaten kaybettik hocam. Ama orada kaybolmamış pırlanta gençler var. Diyorum ki bunları bulalım, bunları keşfedelim. Devlete entegrasyonunu sağlayalım. Bakın Pensilvanya'daki terör örgütü lideri biliyorsunuz 60 derler, 40 derler uzun yıllara yönelik bu operasyonlarını gelmişler, yapmışlar. Ya bunlar bunu yaparak zaten bizim gençlerimize hedef almışlar, büyütmüşler, yetiştirmişler, bize düşman etmişler. Ne oldu? Bak şimdi. İşte asıl bunları konuşmalıyız. Sayın Cumhurbaşkanı'nın da muzdarip olduğu, bunu birçok lider muzdarip bu noktada, sadece Cumhurbaşkanımız değil. Belki o devlet adına dertleniyor ama Kılıçdaroğlu'na da baksanız, Sayın Devlet Bey'e de baksanız, herhangi birine de baksanız, işin mensubiyet noktasında şikayetçi olduklarını görürsünüz. Şimdi bana Muhsin Yazıcıoğlu'nu sorsanız, bir ideoloji adamı mıydı? Diyemem. Peki neydi? Sevdası vardı. Aşıktı ya. Bir adam düşünün, Akdeniz sahillerinden geçerken arabayı durdurup o makineleri seven bir adam düşünün. Yani yolda giderken eşeğiyle odun taşıyan insana selam vermek mecburiyetinde olan, kendini öyle hisseden ve ona halini hatırını soran, ona dokunmak isteyen bir adam düşünün. Rahmetli Başbuğ da böyleydi. Sırtına ceketi attığı zaman insanlarla, insanlara dokunmak, insanlara sevdasını anlatmak istiyordu. Türkü dinliyordu. Şimdi burada muzdarip olduğumuz şey bu ülkenin problemi, hepimizin problemi. Evet. Çalışanlar açısından işverenin problemi, efendime söyleyeyim ananın babanın problemi, herkesin problemi bu. Niye bu gençlere? Kardeşim merak etme su akadı yatağını bulur. Yani her zamanın böyle serzenişi olmuştur. Niye bu gençler böyle? Unutma. Bizim de gençlik dönemimizde anamız babamız, sen daha gençsin hala da, benim gençlik dönemimde ah bir babamı bir dinle. Allah'ım Allah'ım Allah'ım. Akşam sabah muzdaripliğini anlatır. Bu ayrı bir mesele. Ama doğru olan şu var. Asla ve asla bir gençlik hareketi, bir gençlik teşkilatının başındaki kişinin altında Audi, Mercedes, BMW araba olamaz kardeşim. Olmaması lazım. Bir gençlik teşkilatı ajansla afiş asamaz kardeşim. Bir gençlik teşkilatı bedava taşıma insanlarla salon dolduramaz kardeşim. Biz de gençlik teşkilatlarında görev yaptık.
İzmir'de ben Ocak Başkanlığı yaptığım dönemde yılda 3 tane gece yapardım ve o 3 geceden kazandığım parayla kiramı öderdim. İzmir'i her ay hemen hemen afişlerle donatırdım bir ucundan bir ucuna. İlla efendime söyleyeyim seçim olmasına gerek yok. Gündemle alakalı bizim afişlerimiz vardı, onlara dolaşırdı. Tutkalı da satın almazdık. Bildiğin kovaların içerisinde, ocağın içerisinde tutkal yapardık. Arabamız yoktu. Başbuğu karşılamaya gidecek arabamız yoktu. Murat 124'ümüz yoktu. Muhsin Başkan'ı havalandan alacak araba arardık biz 3-4 gün öncesinden. Kiralayacak paramız yoktu. Ama baktığın zaman İzmir'e bir giren olduğu zaman zannederdi ki ulan bu ülkücüler İzmir'de iktidar mı? İnanmış insan vardı. Gençliğin motivasyonu, gençlik teşkilatının motivasyonu parayla, pulla, makamla, mevkiyle, ölçülmez. Teknolojiyle yapılamaz. Yapılamaz. Anlatabildim mi? Gençlik örselenmesi ve törpülenmesi gereken, tabiri caizse pişirilmesi gereken insan ham maddesidir. Bunu siz parayla pişiremezsiniz. Bunu yaşanmışlıklarla pişirirsiniz. Bunu yaşanmışlıkların tecrübesiyle pişirirsiniz. Bugünkü iktidarın, bugünkü muhalefetin, bugünkü yapılanmaların ana problemi bu. Ve buradan insan karşılıyorlar. Zannediyorlar ki bizim binalarımız çok lüks olursa, orada kaloriferler olursa, değil değil. Tahta sandalyenin üzerinde 10 gün yatacaksın. Çöpteki çayı çıkaracaksın. Güneşle kurulayacak, kurutacaksın. Hafif de karbonatı vereceksin. Tekrardan demleyip çay yapacaksın. Nerede koltuk aralarında para varsa toplayacaksın. Bir koca somun alacaksın. Alabilirsen en adisinden bir de peynir aldığın zaman değme keyfine. Çünkü gençlik sizin cephede de kavganızda en çileyi yaşayacak olan insandır. Sizin her türlü alanda da cefayı sırtlayacak olan insan potansiyelinizdir. Bu insan potansiyeli parayla, pulla vesaireyle oluşturulamaz. Ana hatamız bu. Hikayelerle. Allah aşkına bugün gerek iktidar olsun, gerek muhalefetteki olsun, insanlar, lider makamında olan insanların çektiği çilenin yüzde kaçını biliyor? AK Parti Gençlik Teşkilatı, Sayın Cumhurbaşkanı'nın Kasımpaşa sokaklarında, evde anasına, babasına karşı, sokak komşusuna karşı, arkadaşlarına karşı, yaşadığı okulda karşı hangi problemini biliyor, hangi çektiği çileyi biliyor? Ana sıkıntımız bu. Genci pişiren hikayelerin devamlıdır. Ailelerde de böyledir, toplumlarda da böyledir ve ana problemimiz bu. Biz bir hikaye yaşıyoruz. Kur'an-ı Kerim'i hikaye diliyle, drama diliyle okuyamazsanız anlayamazsınız. Şüphelere düşersiniz. Bir daha söyler misiniz? Kur'an-ı Kerim'i drama diliyle okuyamazsanız, yani zaman ve mekan ögesini akıldan çıkarmadan okuyamazsanız şüpheye düşersiniz. Biz bir hikaye yaşıyoruz. Ve bu hikayede nesilden nesile devamlılık söz konusu olmalı. Bu eğer bir kopma, bir parçalanma yaşarsa parçalanırsınız. Hazineniz ağzına kadar altında dolu olsa. Bunu yaşayan toplumlar vardır. Ve hala yaşayan toplumlar var. Hala Amerika Birleşik Devletleri parçalanma, parçalanmama korkusunu hafızasının altında yaşar. Çünkü birçok devletin oluşturduğu bir devlettir. Hala Rusya bunun peşindedir. Bizim şu anda, bakın bu iktidarın birçok alanda yaptıkları konuşulur ve bana göre şu 16 yıllık iktidarda başta Sayın Cumhurbaşkanımızın neyini önemsiyorsun ve neyini en çok önem atlediyorsun. Mutlaka hizmetleri vardır. Bak ben ordudan atladım. Uçakla konferansını verdim. Buraya geldim. Müthiş bir şey. Müthiş bir imkan.
Bu ayrı bir şey. Ama ilk kez Türkiye Cumhuriyeti Devleti medeniyet coğrafyasının yüzünü döndü. Biz bugün Nijerya'da hastane yapıyoruz, çiftçilik öğretiyoruz, balık tutmayı öğretiyoruz Afrika'da. Afrikalı insanlar açlıktan ölürken balığın kötü şey olduğunu o insanlara anlatmışlar. Ama balık tutturup balığın iyisini de kendilerine yollatmışlar. Biz bu insanlara balık tutmayı öğretiyoruz. Başkaları gibi balığı sömürüp götürmüyoruz. Tıpkı bak bir hikaye devamlılığı var. Evet. Ne gibi? Sefere çıktığında, susuzluktan ağzı dili kuruduğunda, üzüm bağının içerisinden geçerken kopardığı üzüm salkımının dibine altın lira bırakmış. Sultan Abdülhamit'in yanında Habeşli bir, hatırlarım ismini, o köle pazarından kurtarılıyor biliyor musunuz? İngilizlerin Habeşistan'da yakıp yıktığı, babalarını analarını öldürüp çocuklarını köle pazarında sattığı bir köleyi alıyor, okutuyor ve devlette görev veriyor. İşte bu hikayenin devamı. İşte o hikayenin devamını sağlayamazsınız, parti bütünlüğünüzü de sağlayamazsınız. Allah aşkına MHP'yi ayakta tutan ne? Alparslan Türkeş ve öncekilerinin çekmiş olduğu çileler. Sıkıntı. Abilerimizin çekmiş olduğu çilelere ağladık biz. İşkence mi gördük? Yok. Ama abilerimizin gördüğü işkencelere ağladık. Onlarla kabus gördük. Efendim Milli Görüş geleneğinde Necmettin Erbakan'ın ve o insanların, merhum hocanın çektiği çileler anlatıldı. Nerede anlatıldı? Efendim işte onların Anadolu Gençliği'nde anlatıldı, daha önceki Milli Türk Talebe Birliği'nde, Akıncılar Derneği'nde anlatıldı. Öbürü ülke ocaklarında anlatıldı. Ama nasıl anlatıldı? Tahta sandalyede yatarak. Çöpteki çay kurutulup, karbonatla tekrar demlenip, somunu alıp ucuz peynirle efendim kebap yermişçesine zevk alarak yiyerek anlatıldı. Hocam kısa bir reklam arası verelim. Evet. Değerli izleyenler, ekranlardan ayrılmayın. Medya 24 TV ekranlarında Ahmet Yenilmez hocamla ikinci bölümde tekrar birlikte olacağız. Kısa bir reklam aramız var. Değerli izleyenler, kısa bir reklam arasından sonra yine Medya 24 TV ekranlarında gizli gerçeklerde sizlerle beraberiz. Ahmet Yenilmez hocam, usta tiyatrocu, yapımcı, yönetmen, şair, yazar, ben programın başında dedim ama hocam onu çok güzel açtı, anlattı. Şimdi ilk bölümde Anadolu ile alakalı açılımlardan geldik. O konuda Ahmet hocam çok güzel bağladı. Hem siyasi konsepte hem de genel anlamda o konuyu gençlik üzerinden, dava üzerinden, milliyetçilik üzerinden bence çok güzel anlattı diyebilirim. Şimdi ikinci bölümde ben Ahmet Hocam'a bu sanat ve sanatçılar üzerinden algı demiştik ya. Şimdi o konuyu bir kenara yine bırakalım ama şimdi başka şeyler de var aslında. Oraya değineceğim. Şimdi Ahmet Hocam, Rutkay Aziz geçtiğimiz günlerde Fazıl Say konseriyle alakalı, Sayın Cumhurbaşkanımızın Fazıl Say konserine gitmesi, işte Fazıl Say ile beraber görüşmesi. Tabii bu konu medyada da, sosyal medyada da çok olay oldu. Hatta Fazıl Say'ı bir anda sosyal medyada linç etmek isteyenler oldu. Bu kelimeyi kullanmak istemiyorum aslında ama. Hatta sizin güzel bir tespit yazınız da var, onu kısa paylaşmışsınız. Fazıl Say Müzik sosyal sitesinde bir teşekkürü bile yazamıyor. Asıl mesele orası. Yani şimdi dünyanın kabul ettiği değerler üzerinden bir değer
tarifi yapmak durumunda değiliz. Evet. Yani Mozart olsun, diğerleri olsun, dünyanın kabul ettiği klasikleşmiş isimlerden ve eserlerden bahsediyoruz. Bu başka bir şey. Yani Sayın Cumhurbaşkanımız Mozart gibi diğer klasik eserlerin sahiplerinin kıymeti harbiyesini bilmeyen bir insan mı? Bence biliyor. Mümkün mü bu yani bu çağda? Hatta ben inanıyorum ki bu noktada Sayın Rutkay Aziz kadar da söz söyleyecek birikiminin olduğuna şahidim, biliyorum. Şimdi burada yapılmak istenen farklı. Birileri bir tarif yapıyor. Bu tarifi kendi durduğu yerden yapıyor. Bu tarifi dikte ediyor. Bu tarifi kıstas belirliyor. Bu kıstasa uymadığınız takdirde sizi itibarsızlaştırıyor. Mesele bu hocam. Yani bir tarif yapıyor birisi, durduğu yerden yapıyor, tamam, bastığı yerden yapıyor, istikameti üzere yapıyor, yaşantısı üzere yapıyor, hayata bakış açısı üzere yapıyor. Bu tarifi dikte ediyor, tıpkı 60-70 yıldır yaptığı gibi, bir önceki neslinden devraldığı gibi, hatta üslubunu daha da çirkinleştirerek dikte ediyor ve bu dikte edişi durumuna göre insanlara kıstas oluşturuyor. Bu kıstasa uymayan insanlara da makamı, mevkisi ne olursa olsun itibarsızlaştırıyor. Araya gireyim mi hocam? Şimdi ben sıradan bir vatandaşım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşıyım. Şimdi ben Mozart dinlemiyorsam ayrı bir konsepte mi gideceğim yani? Benim entelektüelliğim veya kalitem veya vatandaşlık veyahut da insani, veyahut da sanatsal, veyahut da sanata bakış açım mı değişecek yani? Bunu bu şekilde almıyorum ben. Evet. Yani Sayın Cumhurbaşkanımız çıktı da Mozart ve eserleri hükümsüzdür, değersiz mi dedi? Demedi. Veya bu ülkede herhangi birisi Mozart dinlese de dinlemese de bu konuda bir fikir mi beyan etti de böyle bir şey söyleme ihtiyacı görüyorsunuz. Kafada üstten bakarak senin makamın, mevkiin, kıymeti harbiye ne olursa olsun kendini o kendi tasavvurları içerisinde bir noktadan üstten bakarak bir kıstas oluşturuyor ve bu kıstasla itibarsızlaştırmaya gidiyor. Onun derdi o değil ki, itibarsızlaştırma. Yukarıdan bakma. Hani arada dedin ya sosyal paylaşımda mavi kanlılar demiş ya mavi kanlı. Evet hocam, okuyayım mı onu size? Evet. Şimdi Atilla diye bir izleyicimiz, tabi Twitter isminden söz ederek çıkıyorum. Şöyle demiş: sanatın her yönünde öyle bir zorluk var ki bu zorlukları aşmak çok zor. Mafyavari bir yapılanma olan mavi kanlılar kendinden olmayanı dışlıyor. Çok güzel bir tarif. İşte savaş alanı. Gücünüz nispetinde, gördüğünüz destek nispetinde orada tayin edici erk oluyorsunuz. Yani asıl muzdarip olduğunuz nokta bu. Sayın Cumhurbaşkanımızın da muzdarip olduğu nokta. O da şeyi gördü. İktidar olmanın özellikle aidiyet mensubiyeti, yani medeniyet coğrafyasında, medeniyet coğrafyasındaki iktidarlıktan muzdarip. Bu da burası işgal halinde. Şunu görmeli naçizane. Öylesine bir işgal var ki orada ayaklarınızı basacak yer bile bulunamıyor size. Yani buraya, bu sanat camiası denilen o camiaya şöyle kenarından köşesinden ayağınızı basmaya başladığınız an oradan hemen dışarı atılmanız için her şey yapılıyor. İçten de yapılıyor, dıştan da yapılıyor. Bunu ben hayatımda yaşadım. Yani 3-5 kuruş kazandığımız dönemde 2000'li yılların başında ya baktım şöyle, Allah Allah dedim, okuduğum kitaplardan,
dinlediğim sohbetlerden, konferanslardan, söyleşilerden Çanakkale Savaşı'nın Türk tarihinde ve dünya tarihinde bu kadar önemi var. Bu önemi arz eden bir savaşla ilgili Türkiye Cumhuriyeti'ndeki kaç bin şehit vermişiz. Bununla ilgili niye bir tiyatro, bir film yapılmamış diye baktım, yapmaya kalktım. Gerekli kurumlarla da irtibata geçtim. Önce herhalde yapacağıma inanmadılar. Çünkü öyle bir gülünç bütçe verildi ki yapma diye. İnat yapmaya karar verdik. Sonra cephe gerisi sahneleri çekip Yalova'da o dönem itibariyle Türkiye'nin en büyük platosunu kurup bunların hepsi oyunculuk alın teriyle kazanılan parayla yapıldı. Ve gönüllü bana inanan başta merhum Muhsin Başkan katkılarıyla yapıldı. Cephe sahneleri çekilecekken ve bize silah tesisat yardımında bulunması için söz veren Genelkurmay o dönemde biz tam arabaları tutup malzemeleri almaya gittiğimiz gün bir faks çekti. Tek bir cümle. Size yardım edilmeyecektir. Ve biz ne kadar illegal silah ustası varsa Karadeniz'inde, Düzce'sinde imitasyonları yaparak gösterime çıktık. Ne gazetemiz var, ne fragmanımız dönmüş ama günü ikinci olarak kapattık o dönemde. İkinci bölüm ikinci, üçüncü bölüm ikinci. Rating anlaşması yapmışız. Hatta hiç unutmam. İşte 0,25 artırsa şu kadar. 3'e geldi, tamam dedi. Televizyon daire başkanı. Dedim tamam et. Yahu dedi sen 3'ü tuttur da. Bizim ilk bölüm reytingimiz 7.6. Ettiğim zararı görüyor musun? Ve 4. bölümde oynadı. Yine ikinciyiz. 5. bölümde Türkiye Cumhuriyeti tarihinde reyting yayınlanmadı. Reyting yayınlanmadı ve ben reyting farkımı alamadım. Zaten ucu ucuna getiriyordum. 6. bölümde yayına 30 dakika kala kanalın yeri değişti. 7. bölümde tekrar kanalın yeri değişti. 8. bölümde aynı şey yaşandı. Ve ben 4 bölüm üst üste reyting farkını alamayınca daha fazla çalışmak zorunda kaldım. Uyumamak zorundaydım. Bağışıklık sistemim çöktü. Ve kalın bağırsağım delindi. 58 santim açık yarayla 1,5 yıl Anadolu'da turne yaparak borç ödemek zorunda kaldım. Niye? Orada benim o az bütçeye rağmen reytingler yayınlansaydı, kanal yerim değişmeseydi, işte orada o piyasanın içerisinde ben ayağımı basacak bir yer bulacaktım. Bakın, kamuoyunun çok izlediği, yıllarca devam eden dizilerin yapımcıları da aynı kaderi yaşamıştır. Anlatabildim mi? Niye? Benim zamanımda televizyonlara reklam dağıtan şirket bir taneydi. O da uluslararası bir şirketin ortaklığıyla kurulmuş bir şirketti. İsim vermeyeceğim. O senin dizine reklam vermediği takdirde sen batıyordun. Ne kadar seyredilirsen et. Ama işin tartışmamız gereken bir başka yönü var. Şimdi cihanın gördüğü en büyük devlet adamlarından biri olan Kanuni ile ilgili bir dizi yapıldı. Ve bu dizi kaldırılsın diye serzenişler başladı ki bu yanlıştı. Hele hele bize yasakçı bir dil asla yakışmıyor. İsteyen istediği gibi diziyi çevirmek hürriyetine sahiptir bu ülkede. Belli nasları vardır o. Kaç bin mail gitti biliyor musunuz? 600 bin kaldırılmasın diye. Ama Kınalı Kuzular dizisi kaldırılınca, yani devamı yapılmayınca kanala bir tane telefon açan olmuş. O da Akdeniz Üniversitesi'nden bir profesör. Niye kaldırdınız diye? Ha, kaldırmayın diye. Bak bir kişi. Şimdi siz
bu alanda nasıl var olacaksınız? Kesinlikle olunmaz. Yani, şimdi o yüzden, evet. O yüzden Sayın Cumhurbaşkanımızın bir başarı hikayesi vardır. Evet. İster AK Parti'ye oy verin, ister vermeyin. İster bu iktidarı destekleyin, ister desteklemeyin. Aynası iştir, kişinin lafa bakılmaz. Ortada bir başarı hikayesi var. Ve bu başarı hikayesi girdiği kaç seçimden bir artan oranda devamlılığını devam ettirmiş. Ve iş gelmiş dayanmış, ülkenin ana problemleri bitmiş. İşte bu konuların konuşulacağı dönemde ve bazı efendim kabloları kesilen, bazı hortumları kesilen, ki bu hortumlar söz konusu Beyzadelere akıyordu zamanında. Bakın onların oyunlarının sponsor bölümüne kimleri göreceksiniz. O hortumlarda kesilince asıl alanda, savaş alanında hadi bakalım cepheye başlayın itibarsızlaştırmaya. Hadise bu. Bunun en güzel örneği de kimse kusura bakmasın. Ne Cumhurbaşkanımız Fazıl Say'ın konserine gitmekle Fazıl Say nedamet getirdi, ne bir şey oldu. Eğer öyle bir şey olsaydı, dünyanın ilk 10 ülkesinden biri, Türk milletini çıkarırsanız dünya tarihini yazamazsınız diyor Halil Nalcı. Böyle bir milletin devlet başkanı senin konserine gelmiş. Hem de devlet erkanında getirmiş. Ve kendi makam sosyal medyasından ve şahsi sosyal medyasından bunu paylaşmış. Sen bir tek teşekkür bile paylaşmıyorsun. Birilerinin kral çıplak demesi lazım. Ortada sulh, ortada anlama, ki sulhe de yani öyle bir şeye ihtiyacım yok benim. Kavga ise kavga, hesapsa hesap. Konuştuğumuz ve görmeye çalıştığımız hesap doğmamış, tüy bitmemiş yetimlerin hakkı. Sormaya kalktığımız hesap Çanakkale'de aç, arık, baldırı çıplak şehit olan dedemin hakkı. Sen kalkıp da bana bu ülkenin sanatçısı olarak Türk ordusunun Orta Doğu bataklığında bir işi var diyemezsin. Babamın malına gidiyorum. Orası benim babamın malı. Kaç yüzyıl babam orayı işlemiş, ekmiş, biçmiş. Ve birileri babamı katletmiş, malını elinden almış, ben büyümüşüm. Benim babamın malı bataklık da olsa ben o bataklıkta ölürüm. Yani itibarsızlaştırma, kendi baktıkları yerden oluşturulan kıstas bize uygulanmaya çalışılıyor. Ve maalesef işin acı tarafı orası, bize bunu kabul ediyoruz. Önemli. Kendi bakış açılarından ortaya çıkardıkları kıstasa dahil olmazsak onlardan değiliz. Ve biz de bunu kabulleniyoruz. Efendim Cumhurbaşkanı bir iyimserlik ortamı oluşturdu. Cumhurbaşkanı'nın ihtiyacı mı var ya? 7 düvelle savaşıyor adam. Jeopolitik savaşını veriyor. 7 düvelle savaşıyor ya. Yani tabiri caizse mayın tarlasının içerisinde milletini mayına bastırmadan yürütmeye çalışıyor. Ne sulhünden bahsediyorsun? Senin konserine dünya devleti, çıkarılıklığında dünya tarihi yazılamayan bir devletin, bir milletin, devletinin başı gelmiş. Bir teşekkür çok mu ya? Orada gelen efendim bir yazarı, bir başka sanatçının konserine gelmesini teşekkür ederek paylaşabiliyorsun da koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başkanının konserine gelmesine bir teşekkür nasıl edemiyoruz? Bu ayrı bir mesele. Bu tarafta da millet olarak bazı hastalıklarımız var. Ensar muhacir dengesi. Sanatta söylüyorum, edebiyatta söylüyorum, evet. Sporda söylüyorum. Bir yabancı futbolcu gelir, 36-37 yaşında, havaalanında binler karşılar. Bizim Trabzonspor'dan bir Abdülkadir çıkar, bizim Abdülkadir olur. Yani birbirimizi onare etme, birbirimizi prezante etme melekesini bile edinemedik. Hastalıklarımız çok.
O yüzden söz konusu kişiler dün de böyleydi. Bakın rahmetli Necmettin Erbakan Hoca'ya bu Türkiye siyasi tarihinde en çok itibarsızlaştırmanın yapıldığı insandır. Ne dedi Allah aşkına ya? Erbakan Hoca ne dedi ya? Fabrika açmış, temel atmış. Sonra o temel... Ya hayal kurmuş adam temel atmış, bomba atmamış ki ya. Bu milletin inançlarıyla, bu milletin efendim hayalleriyle oynamamış. Bu millete hayal kurdurmaya çalışmış. Ve bu insan itibarsızlaştırıldı. Ve müthiş bir deha rahmetli. Bak, müthiş bir itibarsızlaştırılma vardır bunun. Evet. Merhum Alparslan Türkeş. Bütün çizilen karikatürlere bakın. Nasıl çizildi. Aynısı Sultan Abdülhamit'e de yapılmış. Şimdi bu dün de yapılıyordu. Dün bunlar yapıyordu yine bunu. Devir Kuşu Kabere'nin ortaya çizdiği Turgut Özal tiplemeleri çok mu iyi tiplemelerdi? Bakın internette var. Nasıl bu Turgut Özal projesi çizdiler? Nasıl itibarsızlaştırdılar? Çıkın Turgut Özal'a Türkiye Cumhuriyeti tarihinden. Nasıl bir Türkiye bugün söz konusu olacaktı onu düşünün. Yani mesele yerli, milli ve bu topraklar üzerinde yaşayan insanların sofrasına bir ekmek dilimi daha koymak, boğazından iki kaşık sıcak çorba daha geçmesi, azıcık et yemesi, dişi kırık bir arabaya binmesi, en düşük marka cep telefonu kullanması bile onların kıstasına göre bir tehlike. Dedim ya, kendi baktıkları yerden kendi kıstaslarını oluşturup o kıstaslara uymuyorsan, allemi cihan da olsan, makamın mevki ne olursa olsun sen itibarsızlaştırılması gereken bir şeysin onların kafasına göre. Bu yeni bir şey değil yani. Meselenin özü bu. Şimdi hocam tabii ben bunu nacizane kendim söyleyeceğim. Bu şahsi görüşüm olarak yani söyleyeceğim. Niye söyleyeceğim? Sayın Rutkay Aziz, Sayın Cumhurbaşkanımıza dedi ya, Mozart'ı, Beethoven'ı dinlemesini öneriyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız da, tabii siz de onu çok güzel açtınız. O kıstaslar içerisinde olduğu için. Sen dedi bunu bana dinlemeyi önererek bir anlamda faşist gibi oluyorsun demeye getirdi. Ve cevap verdi. Sayın Rutkay Aziz de Cumhurbaşkanımıza, Sayın Cumhurbaşkanımıza yine bir kısa bir cevap verdi. Dedi ki Mozart mı faşistim ben mi? Tabii sosyal medyada da bu alay konusu oldu. Çoğu sen dediler Sayın Rutkay Aziz'e. Ben de nacizane yani bu benim kendi şahsi görüşüm. Cevap hakkı da doğuyorsa Sayın Rutkay Aziz cevap verebilir. Şimdi şöyle bir kitap var değerli izleyenler. Katrin Thompson'ın Mozart'ın yapıtlarındaki Masonik Örgü diye bir kitap var. Tavsiye ediyorum bunu bulun. Yani hala aktif yani satışı var bu kitabın. Eski bir kitap ama ben de bunu tavsiye ediyorum. Şimdi tabii ki ben Mozart'ı kötülemiyorum ama böyle de bir gerçek var. Yapıtlarında nerelere ne mesajlar gitmiş, hangi localara, hangi bestelerle ne mesajlar verilmiş bu kitapta. Niye? Bak, sanat ya devletin ya kapitalin himayesinde büyür. Evet hocam. Net. Net. Onun için kapitalin himayesinde büyümüş Hollywood vardır. Devletin himayesinde büyümüş Sovyet vardır. İran vardır. Şimdi bütün klasik diye bugün müzelerde ziyaret ettiğimiz yapıtların hepsi de zenginlerin, kapitalistlerin, kapital sahiplerinin alıp da sakladığı eserlerdir. Şimdi Mozart'ın Masonik localarla onlara yönelik iş yapması kadar tabii bir şey yok. Kimisi Masonik localara iş yapmıştır. Kimisi diktatörlere iş yapmıştır. Onlara metiyeler dizmiştir. Büyük romancılar diktatördür. Yani sizin birçok dünya klası Victor Hugo neydi? Koyu bir Türk düşmanıdır. Evet. Biliyor musunuz? Şimdi bu ayrı bir şeydir. İşte onu anlatmaya çalışıyorum.
Sizin devlet olarak himaye ettiğiniz sanat nedir? Sizin kapital sahiplerinizin himaye ettiği bir sanat nedir? Veya böyle bir şey var mıdır? Yok. Olmadığı için dert ediniyoruz. Devletin himayesindeki bir sanat yapılanması böyle olmaz. Var olan statükonun devamını sağlamaktan başka bir şey yapmıyoruz. Türkiye'de acil olarak her şeyden önce kültür sanat alanında reforma ihtiyaç vardır. Çok doğru hocam. Hem yapısal, hem yasal, hem de altyapı olarak bir reforma ihtiyaç vardır. Bu tezelden yapılmak zorundadır. Ve bizim sıfırdan başlayarak hemen acil olarak bu alana el atmamız lazımdır. Hala bizim nasıl tiyatronun ne olduğunu, nasıl bir ihtiyaç olduğunu kaireksiletiğimiz bilmiyor. Koca koca adamlarımız oyunun yarısında 30 kişiyle cep telefonuyla beraber oyun salonuna, tiyatro salonuna giriyor. Yani bu var olan statikoyu devam ettirme gayretinin oluşturmuş olduğu arazlardır. Bu alan çok acil olarak yapısal, yasal ve altyapı olarak bir reforma tabi tutulmalıdır. Yoksa biz asıl kaybetmememiz gereken gönüllerdeki o gönül coğrafyamızdaki, medeniyet coğrafyamızdaki marka değerimizi kaybetmek zorundayız. Yani kimse ihraç ettiğimiz dizilerle övünmesin. O nasıl diziler ki İslam'ın başkenti İstanbul'da çekiliyor, 120 dakikanın içerisinde bir tek ezan sesi duyulmuyor. O nasıl bir dizi ki zengini bile evine ayakkabıyla girmezken fakiri bile evine ayakkabıyla giriyor. O nasıl bir dizi ki bir tek yemek sahnesinde bir tane figüranı bile yemeğe Bismillah deyip başlamıyor. O nasıl bir dizi ki herkes saraylarda yaşıyor. O nasıl bir dizi ki herkesin elinde kadehler var. İçki içene falan itibarsızlaştırma değil. Nasıl bir Türkiye? Ve bu gösterilmeye çalışılan Türkiye hangi marka değerimizi yer ile yeksan ediyor? Bunu unutmayalım. Yani Kıbrıs Barış Harekatı'nda Amerika Birleşik Devletleri uçak lastikleri vermeyip ambargoyu uyguladığında bizim hariciyemiz Kaddafi'ye gittiğinde NATO ambarlarının kapısını açıp dilediğinizi alın deme mecburiyetine niye kalıyor? İşte o bizim medeniyet coğrafyamızda kenarından köşesinden ar ediyor. Buna kayıtsız kalamıyor. İşte bu marka değerimiz gidiyor. Sıkıntı burada. Şimdi hocam Allah rahmet eylesin. Geçtiğimiz günlerde Ayşen Goyda'yı kaybettik. Evet. Değerli bir büyüğümüzdü. Değerli bir sanatçımızdı. Geçmişinden yaşadığı güne kadar, son gününe kadar mücadelesini verdi. Şimdi marka değerimiz diyorsunuz ya, ben o konuda evet çok takılıyorum. Haklısınız. Bu marka değerimizin içerisine her şeyi katabiliriz. Çok önemli. Yani öyle bir toplum haline getirilmek isteniyoruz ki hocam, bugün şu kahrolası sosyal medya diyeceğim, yanlış kullandıkları için, bak tırnak içerisinde, yanlış kullandıkları için ya önümüzün arkasından bile hiç ağza alınmayacak tweetler, paylaşımlar. Ne demiş Ayşen Gurda? Türk milleti beni nasıl gömeceğini bilir. Müthiş. Müthiş bir kelime ve Türk bayrağıyla. Türk bayrağıyla yolculandı, yolculuğa uğurlandı. Ve bu söylem üzerinden bile biz toplumca bölüştürülüyoruz hocam. Çok acı ya. Merhume Türkiye'de ihtiyaç duyduğumuz ve görme hasreti çektiğimiz bir sanatçı duruşu ve yaşantısı gösterdi son döneminde. Nasıl? Son anına kadar helal rızkı için çalıştı. Dizi setlerinde çalıştı, tiyatro sahnelerinde çalıştı, tiyatro oyunlarında sahneye çıktı. Yani ben rızkı, helal rızkı uğruna
son mecaline kadar gayret eden insanları baş tacı yapıyorum. Eyvallah. Yaşantısı, efendime söyleyeyim, inancı, dünya görüşü ne olursa olsun, kaldı ki merhume Ayşen Guru'yu da tanıma şerefine de nail oldum. Biz projede de biz beraber olmuştuk. Yerliydi. Yani her ne kadar farklılıklarımız olsa da, başka renkten olsa da yerliydi, bu toprağın rengiydi. Benim sıkıntım Aziz Nesin'in şunun bunun söylediğiyle değil. Biraz önce dedim ya, Anadolu coğrafyasına ayağımız bassın. Oradan beslenelim. Renklerimiz farklı da olsa. Farklılıklarımız, zenginliğimiz olur işte o zaman. O yüzden her iki cephede de var bu. Yani bir Müslüman ölmüş bir merhumenin arkasından nasıl oluyor da hakaret ediyor, anlaşılması mümkün değil. Hiç mümkün değil hocam. Ya yani, ben anlayamıyorum. Bunun hangi dine, hangi ahlaka, hangi insanlığa sığacak tarafı var? İşte ne hale geldik? Marka değeri diyoruz ya. İşte hocam. İşte o marka değeri. Onun bir tarifini tekrardan yapıp bu tarif üzere bir yapılanma ve altyapı kurmak zorundayız. Haklısınız hocam. Şimdi hocam özel bir soru soracağım. Yani takip ettiğim için size niye artist diyorlar? Bizim ülkücü hareketin şeyidir. Neden diyorlar? Öyle yani diyor. Sinema sektöründe, medya sektöründe olduğunuz için mi? Öyle öyle. Yani tabii ki sadece nahtaya böyledir. Bize kız vermeye gönlü yanaşmaz. Efendim bizi çocuklarıyla fotoğraf çektirmek için her türlü ricada bulunurlar. Ama bizi bir yönetim kurulu üyeliği veyahut da herhangi bir yetki söz konusu olduğunda bizim adımız artisttir. En çarpıcı olan budur. Bu niye böyle? Bunda tabii bizden önceki dönemlerin de çok büyük etkisi var. Adamlar hiç böyle bir örnek görmemişler ki. Mesela bu sadece sanat camiasında değil. Mesela merhum Erol Güngör, Allah gani gani rahmet eylesin, bu ülkenin müthiş hala yazdıkları, ben iddia ediyorum, İslam'ın bugünkü meseleleri ve tasavvufun bugünkü meseleleri kitabı okunsaydı, bu ülkede belki 15 Temmuz yaşanmazdı, bu kadar iddialıyım. Konya Selçuk Üniversitesi'nin kurucu rektörü. Türkiye'nin en genç rektörlerinin, en genç rektörü belki de. 6 ay görev yapıyor biliyor musunuz Konya'da? Konya'da, Konya halkı Erol Güngör'ü tanır da Selçuk Üniversitesi'ndeki hocalar Erol Güngör'ü tanımaz biliyor musunuz? Niye? Çünkü Konya'da Erol Güngör'ün adı Erol Güngör değildir. Namaz kılan rektördür. İşin rengi değişti. Yani Konya'ya gelmiş, geliş gizlişlerinde rahmetli, cuma namazında namaza gitmiş ve 6 ay kalmış. 6 ay. Ve 6 ay sonra ebediyete intikal etti. Şimdi bizden önce buradan hiç kendi mahallesinden, kendi tanıdığından kimse olmamış ki. Ve dilimize böyle bir şey yerleşmiş, artistlik yapma. Çünkü hep o kendine yabancı görmüş. Kendinden görememiş. Bazen insanlar benim zaman zaman giyinişim, yemek yiyişim ve dostlarla olan muhabbetimi yakın çevrem bile anlamlandıramaz. Ya sen nasıl böyle giyiniyorsun? Rahat ediyorum böyle giyiniyorum. Yani sen işte nasıl uçağa biniyorsun falan, böyle mi geldin? Böyle geldim. Ya böyle geldim. İşte sen, seninle yemeğe gitmekten utanıyorum. Niye? Yahu elinle bir yemek yiyorsun, on parmağına bulaştırıyor. Öyle. Yani örnekten vardı olması, bizden önceki süreçte bir yaşanılan süreç, belki de kendi eksikliklerimiz de olabilir belki bunun içerisinde. Artist isimlendirmesi vardır. Hocam bu arada
Sayın Hikmet Taşbilek hocam size selam söylüyor. TRT Arı Stüdyosu Baş Mühendisi Hikmet Taşbilek hocama diyor selam ve saygılarımı iletirseniz sevinirim. Çok hürmetlerimi iletiyorum. Oradaki arkadaşlarımız var. Arı Stüdyosu, eski Arı Sineması. Evet, evet. Şimdi bak orayla ilgili bir şey anlatayım. Çok hürmetlerimi arz ediyor. Arı Sineması'nda abiler anlatıyor. Ben de onun kaseti vardı. Kasete çekmişler. Merhum Başbuğ Arı Sineması'nda konuşma programı var. Mersin'de de öyle bir olumsuz hava şartları ki programı iptal edilmesi bile duyurulamıyor falan. Uzatmayalım. Başbuğ konuşmaya programa geliyor. Önde de 9-10 kişi. Hiçbir o ki Arı Sineması'nı ben biliyorum. Devasa bir sinema. Türkiye'nin en büyük sinema salonlarından birisi. Bak şimdi kaç tane stüdyo var orada. Çıkıyor kürsüye. Hazırladığı o hazırlığını sunuyor. Konuşmasını yapıyor. Tabii herkesin başı önde. Diyor. Neden böylesiniz? Çok güzel bir program oldu çocuklar. Evet bugün 9-10 kişisiniz. Ama böyle devam ederseniz bu havada, bu şartlarda buraya gelmeye karar verir ve gelirseniz ve gelirsek emin ol bizi meydanlar almayacak. Ve tam doğum mitingini yapıyor. Meşhur 77 tam doğum mitingi. Hollanda televizyonu 2,5 saat mitingin bir ucundan bir ucuna çekemiyor. Bulup da. Kaldıracı etmiyor. Ve o dönem Ankara'da bütün devlet erkanı Ankara'yı terk ediyor. Arpasının Türkeş'i yürüse hatta diyenler var. Efendim diyorlar, paşa yok, başbakan yok, buyurun Çankaya sizi bekliyor. Biz diyor, demokratik yollardan oraya oturacağız. Kim diyor bunu? Faşist denilen Türkeş diyor. Tıpkı zalim denilen Abdülhamit. Anayasayı kendi elleriyle yazıyor. Meclisi mebusanı açtığı halde Kızıl Sultan dediği gibi. Evet, Arı Stüdyosu'ndan bak ne oldu. Çok selamlarımı iletiyorum. Aleyküm selam diyoruz hocam. Şimdi bir özel daha, bir özel soru ben soracağım. Özel tüzel her şeyi sorabiliriz. Yani çok merak ettiğim için soracağım. Çünkü şehit liderimiz Sayın Rahmetli Boş, Muhsin Yazıcıoğlu Başkanımızla alakalı yakın ilişkiniz olduğu için ben de hep merak ettim. Barnabas İncil'i diye bir konu açıldı. Bu konu daha sonra sosyal mecrada paylaşıldı. Rahmetli'nin Barnabas İncil ile alakalı bir hikayesi var. Bu anlatılıyor. Sonra ben sizden de dinledim bunu. Takip ettiğim için. Bir kayıp çantadan da bahsediliyor. Hatta şehit edilmeden evvel de bu projeyle alakalı elimde çok büyük bir bilgi var. Bu bilgiyi ben açıklasam Vatikan veya Hristiyan dünyası sarsılacak gibi. Bunlar benim söylemim değil. Tabii sosyal medyada, mecrada söylenen, yazılan, çizilen olduğu için. Şimdi siz yakınla ilişkide olduğunuz için ben sizden bilgi almak isterim, sormak isterim. Bu basını da aksetti. Evet, yani gecenin 2:30-3'ünde bir telefonla kendisinin çağırması neticesinde Ankara'ya gidip evet, böyle bir projesi vardı. Bu projeyle alakalı bendenizi görevlendirmişti. Ama daha sonra, şehadetinden sonra çok başka süreçler yaşadık. Benim hayatımın adeta var olma sebebi haline geldi. Burada bir ayrı bir program yapmak lazım ona. Neler, yaparız hocam. Neler yaşandı. Hesaplarımıza müdahale edildi. Ve orada çok büyük bir operasyon var. Böyle bir projesi vardı. Ve şehadet sürecinden sonra işin içerisine girmiş bulunmamasa bile bakıyorum ki Esat Coşan Hoca Efendi, Abdullah Çatlı, Muhsin Yazıcıoğlu şehadetleri birbiriyle asla bağımsız düşünülmeyecek şehadetlerdir.
bu çok kadar değerli insanlar. Bu kadar, üçü de çok bu kadar insanlar. Net söylüyorum. Bu kadar net söylüyorum ve elimde yeterince done var. Yani bu efendim kime ne benimle paylaştıkları var. Bunun canlı şahitleri var. Bunun görüntüleri var. Bunun kayıtları var. Bu noktada paylaştıklarımız var. Bu noktada da bir şeyler yapacağız. Tabii mahkeme süreci sağlıklı işlemedi. Evet. Yani biz biraz mesuliyet sahibi insanlarız. Şey sürecinde değilim. Yani işte katilleri bulunmadı. Şu hangi abimizin katili bulundu ya? Gülsezen katili bulundu mu? Yani, Mumcu'nun bile hala bugün faili meçhul yani, diye geçiyor. Yani hala katilleri bulundu. Ben kendi mahallemi itibariyle söyledim. Yani hiçbir abimiz rahat etekte ölmedik. Bir sebepti helikopterin düşmesi bize. Ha arkasında şu varmış, bu varmış. Hiçbir şey gizli kalmaz Allah'ın izniyle. Şüphesiz. Anlatabildim. Beni cenaze töreni ilgilendiriyor kardeşim. Aldığı o oranın 3 katı insan vardı orada. Rahşan Ecevit başını örtmüş oradaydı. Çok güzel bir, çok güzel bir sahne. Çok bak, güzel bir sahne. Ana yol, yani Mesut Yılmaz, Sayın Bahçeli ve Bülent Ecevit'in kurduğu iktidarda içime sindiremiyorum. Bunlar eli kanlı katil diye itibarsızlaştırdığı bir kesimin liderinin cenazesine başını örterek gelmek zorunda hissetti kendini. Eşinin cenazesinde başı örtülü değildi. Ben onunla ilgileniyorum. Dünyanın her yerinden insan vardı. Adeta Cenab-ı Allah onu derin dondurucuya aldı ve ben sanmıyorum ki ikincisi olsun. Dünyadaki bütün cuma namazında nerede cuma namazı kılınmışsa ona dua edildi. Bu hangi kula nasip olacak bir cenaze? Hangimize böyle bir cenaze nasip olma garantisi verilirse bir an bile tereddüt ederiz inanan insan olarak. Ben elbette ki dahil olanların bulunması ki bunun en büyük sorumlusu da devlettir, devletimizdir. Hele hele bizzat şahidi olduğum, bizzat ağzından duyduğum, kardeşim hukukuyla bağlı olduğum, kardeşimdir diyen başta Sayın Cumhurbaşkanımızın ve devlet idarecilerimizin mutlaka efendim bulması gereken görevleri olduğuna inandığım bir hadisedir. Bu Ahmet'in, Mehmet'in bireysel olarak halledebileceği bir konu değildir. Devlet işin içerisindedir. Mutlaka bilgilere sahiptir. Bugün söylenmiyorsa da yarın mutlaka bunu söyler devlet. Çünkü merhum Muhsin Başkan, benim başkan belgeselimde de vardır. Onun uzun dönem özel kalemini yapmış Sayın Hasan Seyrekoğlu'nun çok güzel bir sözü var. Devleti söz konusu olduğunda bir an bile düşünmeden, gözünü kırpmadan işkencelere yattı, ölümü göze aldı. Ama devletine bir kere ihtiyaç duydu, devleti ona gitmedi. Devleti için gözünü kırpmadan işkencelere muhatap oldu. Ölümlerin üzerine yürüdü. Defalarca kez aç kalmak, açık kalmak, mağdur olmak, işkence görmek, cezaevi yatmak, ölünmek, yaralamak, yaralanmak. Bütün hepsini göze aldı ve yaşadı. Bir kere devletine ihtiyacı oldu ama devlet orada olmadı. Devlet Muhsin Yazıcıoğlu'na borçludur. Manevi şahsiyetine borçludur. Bize falan değil. Onun manevi şahsiyetine Türkiye Cumhuriyeti Devleti hiçbir şeyin artık kapalı kalmamayacak şekilde, hiç kimsenin yüreğinde, gönlünde bir şüphe kalmayacak şekilde bu olayı aydınlatma mecburiyeti vardır. Devletin elinde bu noktada yeterli verinin olduğuna inanıyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin elinde merhum Muhsin Başkan'ın kazasıyla ilgili yeterince bilginin kimin yapıldığını, birilerinin dahili varsa ne kadar olduğu noktasında bilgi olduğuna inanıyorum. Ve gün geldiğinde devletimin bunu açıklayacağına da inanmak istiyorum.
İnşallah. Evet. Yani biz de... Barnabas yani, önemli bir konu. Evet. Yani uğrunda çok konuşulmuş, çok kitaplar yazılmış bir konu. Ama çok da konuşulması gereken bir konu. İşin dini yönü var. İman, inanç, itikat yönü var. Bu konunun ehli insanlar tarafından mutlaka konuşulmalı. Ama beni bağlayan yönü tabii hikaye ve hayatımda çok başka bir yeri olan, kelimelerle anlatmaktan bile aciz kalacağım yeri olan, büyük bir değer olan, hayatımın büyük bir değeri olan merhum başkanla son diyaloğum onun üzerine oldu benim. Bir daha biz yüz yüze gelemedik. Son. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin hocam. Şimdi tabii yani ölümüyle tabii gidişenin arkasından yani sadece bizler değil sizler de Türk milleti kendine gelemedi. Ben tanıttı. Bir hafta, ölümü bir tanıttı. Yani onu düşünüyorum hep. Kazadan hemen sonra bulunsaydı durum ne olurdu? Kimse tanımıyordu ki Muhsin Yazıcıoğlu'nu. Emin ol tanımıyordu. Yanındaki birçok insan tanımıyordu. Ve tanımadıkları da ondan sonra ayan beyan ortaya çıktı. Muhsin Başkan'la yıllardır aynı odanın havasını teneffüs ettiği, yıllardır beraber olan insanların bile Muhsin Yazıcıoğlu'nu tanımadıkları ortaya çıktı. Ama Cenab-ı Allah Muhsin Yazıcıoğlu'nu Anadolu insanına, İslam ümmetine ve dünyaya tanıtmadan almadı. Ve herkes tanıdı. Allah'a hamdolsun seçim sandıklarının yıkamayacağı bir iktidar kurarak gitti bu dünyadan. Çok güzel bir söz hocam. Allah kanı kanı rahmet eylesin. Allah herkese öyle bir ölüm nasip etsin. Amin hocam. Amin. Sizi de fazla yormak istemiyorum evet. Hocam. Hakkınızı helal edin. Son bir sorumla müsaade ederseniz programımızı da sonlandıralım. Evet. Çünkü yorgun geldiniz. Evet, bunun farkındayım. Yormak da istemiyorum sizi. Allah razı olsun. Yani kırmadınız. Geldiniz. Hayranlığım vardı. Kat kat arttı. Estağfurullah. Hayranlığım vardı. O Delirik'in Sabri Ustası Sabri abisi. Hayran olunacak bir insan değilim. Onu özellikle söyleyeyim. Yani öyle meziyetli falan insan değilim. Belki kıymeti harbiyem de bizim mahallede az olmamızdan dolayı kaynaklanıyor. Benim eline su dökemeyeceğim hem sanatına, hem karakterine, hem şahsiyetine eline su dökemeyeceğim insanlar tanıyorum. Böyle insanların da geleceğine inanıyorum. Benim belki de nasibim Ahmet Yenilmez neyinle övünürsün diye sorsanız aklımın ve vücudumun kullanım hakkını asla başkasına devretmedim. Bu ağızdan ne çıktıysa arkasında oldum. Yanlış çıkmışsa özür diledim. Yanlışımdan nedamet ettim, etmesini bildim. Ama ne söyledimse arkasında oldum. O çok önemli hocam. Mabetsiz Şehrin Ayasofya Müzesi evet. dediniz. Bunu makale halinde yazdınız. Bu konuyla programı sonlandırmak isterim. Neden böyle dediniz hocam? Rahmetli Osman Yüksel Serden Geçti'nin sözüdür. Hatta bir kitabının ismidir. Ufacık bir kitap. Makalenizde de yazdınız. Evet. Ben o kitabı okuduğumda rahmetli dedemle Ankara'ya geldim. Gençlik Parkı'nın orada böyle yukarı çocuğum ya tam da yukarı da bakamıyorum. Sonra Gençlik Parkı'na girdiğimde çimene yatıp da şöyle baktım. Minare görünüyor mu diye hakikaten görünmüyordu. Ve merhum Osman Yüksel Serden Geçti. Mabetsiz Şehir diye bir kitap yazdı. Gerçi daha sonra mabetlerimiz var o şehirde. Şimdi o mabetsiz şehir, o mabetsiz şehir döneminde orası müze yapıldı. Yani Ankara'nın Hacı Bayram Veli Camii'nin öksüz
minarelerin görünmediği bir şehir döneminde orası müze oldu. Şunu hiç kıvırtmanın bir anlamı yok. Ayasofya dünyanın en eski mabedidir. Ayasofya bir imparatorluktan devralınmıştır. Ayasofya'yı bir imparatorluktan devralan bir imparatorluktur. Ayasofya'yı bir imparatorluktan devralan imparatorluk, bir medeniyetin bayraktarlığını yapmış olan imparatorluktur. Dolayısıyla Ayasofya bizim bağımsızlık sembolümüzdür. Biraz önce sosyolojik tanımlardan bahsettim ya. Evet. Ayasofya müzesini bu nesle öğretmeye devam edersek bağımsızlığımız tehlikededir. Bundan sonraki nesil Ayasofya Camii demeye başlamalıdır. Bu bizim bağımsızlık sembolümüzdür. Müze, elbette ki bir köşesi müze yapılabilir. Onun geçmiş hatırası elbette ki her daim bizden, ecdadımızda olduğu gibi saygı görecektir. Ama Ayasofya bizim bağımsızlık sembolümüzdür. Meselenin özü bu. Evet. Ankara mabetsiz şehir olmaktan çıkmışsa, mabetsiz şehrin müzeleştirdiği Ayasofya'da müze olmaktan çıkmalıdır. Öz cümle. Hocam çok teşekkür ediyorum size. Sosyal medyadan da teşekkürler var, tebrikler var, harika gidiyor diyenler var. Duruşunuzla, söylemlerinizle beğeniler var. Yayınımız bayağı bir ilgi görmüş. Biz de izleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Yani elimizden geldiğince, yüreğimizden gelen, elimizden değil ama yüreğimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bu arada rejiden uyarı geliyor. Mesaj var diyor. Lütfen kapatmayalım diyorlar. O mesajı da alalım isterseniz hocam. Tabii buyurun. Rejideki arkadaşlar onu yayınlarlar. Ben de buradan okurum. Hocam, arkadaşlar onları hazırlarken ben de geleneksel olarak... Ya bu sadece, bakın, birey olarak da böyledir. Hayat hikayeniz sizi her daim iki yolla baş başa bırakır. Sizi de baş başa bırakır, sizden olacak, sizden olacak, sizden sonraki nesli de bu tercihle baş başa bırakır. Önünüzde bir yol vardır. Reddi mirasa gidersiniz. Ayasofya'nın müze olması veya cami olması sizin derdiniz olmaz. Ama reddi mirasında büyük faturaları vardır. O zaman o mirasla övünemezsiniz. O babayla övünemezsiniz. O babanın geçmiş oluşturmuş olduğu hiçbir imkandan faydalanamazsınız. Şimdi Ayasofya'yı bir imparatorluktan devralan imparatorluğun hiçbir nimetinden, hiçbir bırakmış olduğu artı değerden nasiplenmemiş bir Türkiye'yi düşünebiliyor musun? Olabilir kesinlikle mi böyle bir şey? Ha. O zaman reddi mirasa giremiyorsan mirasının gereğini yapacaksın arkadaş. Orası müze olarak kalmayacak. Yani bağımsızlık sembolü. Aynen. Yani Fatih Sultan Mehmet Han, cennet mekan, senden benden daha mı akılsızdı da orayı müze yapmadı veya ibadet olarak bir camiye çevirdi? Evet, hocam biliyorsun. Şimdi tabii tebrikler de var. Ahmet Hocam'ı sevgiyle takip ediyoruz. Barnabas İncili olayını çok kısa geçtiniz. Sevgilerimi iletiyorum. Salih Ergüden, İstanbul. Sizin de dediğiniz gibi Barnabas İncil'i biraz uzun bir konu. Bu bir çok, program yapmak lazım. Çok bu konu başkanından önce de tartışılmış bir konu. Yani Barnabas İncil'ini önce bir ilahiyatçı alalım. Tamam hocam. Yani niye bu önem arz ediyor? Benim çünkü bildiklerim elbette var ki birkaç şeyi hemen kısaca söyleyeyim. Kurban Hazreti İsmail hadisesi Kur'an'ın diliyle anlatılıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ismen geleceği müjdeleniyor. Birçok içerisindeki ayetlerle
Kur'an-ı Kerim arasında bir irtibatı söz konusu. Yani bizzat Hazreti İsa'nın havarilerinden Barnabas'ın yazdığı bir kitap. 3 tane olduğu söyleniyor. Birisi Golan Tepelerinde, birisi efendime söyleyeyim Kıbrıs'ta Barnabas'ın mezarında, birisi de bizim Güneydoğu bölgemizde bulunduğu söyleniyor. Birinin İsrail'in elinde olduğu söyleniyor. Birisinin efendim ki ben ona inanıyorum. Bulunduğu zaman hatta bizim ülkemizde bir profesör sadece bu yazıyı okuyabilen bir kişi, onun da sağlık problemleri yaşadığını biliyorum. Ve özellikle Vatikan'ın bundan rahatsız olduğunu biliyorum. Özellikle dünyadaki her şeyi tayin edici dinler ve dinlerin kendi içerisindeki mücadeleleri, tarikat, kol vesaire mücadeleleri de göz önünde bulundurulduğunda, hala biliyorsunuz ya yeni Ukrayna Kilisesi Fener Rum Patrikhanesi'nden bir berat aldı. Bütün bunları düşündüğünüz zaman Kur'an'la paralellik arz eden böyle bir kitabın ortaya çıkması dünyada nasıl bir değişimi doğuracağı ve İslam coğrafyasında nasıl bir etki uyandıracağı layıklı ve çiğle anlatılabilirse, filmi çekilebilirse, üzerine güzel şeyler yapılabilirse, herkesin anlayacağı dille anlatılırsa, dünyada İslam coğrafyasında ve dünyada bir takım hadiselerin nasıl yönleneceği bugün herkesi malum. İşte bunun için önemli Barnabas. Benim özel bu konuyla alakalı bizzat girip yerinde gördüğüm, belgelendirdiğim, iz takip ettiğim bir takım vakalar vardır. Çok merak edenler, Esat Coşan Hoca Efendi biliyorsunuz Avustralya'da bir trafik kazasında ölüyor ama o da şehit edildi hocam. Ama, o da şehit edildi. Ama bakın girsinler YouTube'a, Esat Coşan kendi ölümünü anlatıyor desinler, kendi sesinden aynen şunu diyor. Ben nereden bilirim Avustralya'yı diyor. Param yetmez diyor. Şimdi Esat Coşan Avustralya'ya gidecek, orada bir kazada ölecek. Kimin ne olacağı belli olmaz diyor. Ve o seyahatinde Allah rahmet eylesin şehit oluyor. Abdullah Çatlı ağabey kazadan 20-30 dakika önce başkanı arıyor. O dönem meclis kurulunda telefonlar pek çekmiyor. Sonra evi arıyor. Firuze'ye ulaşıyor kızına, başkanın. Acil görüşmek istediğini söylüyor ve 20 dakika sonra bir trafik kazası oluyor. Kıbrıs'ta Kutlu Adalı diye bir gazeteci öldürülüyor. Bu konuyla ilgili, bu konuyu haber yapmasıyla alakalı ve Barnabas'ın kabrinden bu İncil'in kaybolduğuna dair. Merhum Abdullah Çatlı şehidimizin de adı orada geçiyor. Bu olayın içerisinde geçiyor. Şimdi bunların hiçbirisi tesadüf değil. Bu ne yaman tevafuktur ya Rabbi diye çıktık yola ve birçok şeyin örtüştüğünü görüyorsunuz. Onlar büyük şeylere tabi. Dedim ya sevdalı insanlardı onlar. Dertli insanlardı. Dertli insanlar derdini anlatmak ve derdinin götürdüğü ve hayalinin götürdüğü yere gitmeye çalışıyor. Kimi düşüyor, kimin nefesi yetmiyor. Maksat o bayrağın düştüğü yerde kalmaması. Ve bizi izleyenler çok müsterih olsunlar. Bu nefes bu tende kaldığı müddetçe o bayrak bizim ellerimizdedir. Düşmeden de emanet edecek el yetiştirip nefesimiz bu bedenden çıkar, rahat olsunlar. İnşallah. Çok güzel söylediniz. Hocam çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyenler, Gizli Gerçekler'in sonuna geldik. Tuğba hocam hazır mı? Şimdi hocam biz her hafta
geleneksel hale getirdik. Biz Sayın Reisi Cumhurumuzu, Sayın Cumhurbaşkanımızı programımıza davet ettik. Yani tabii ki protokol gereği, bir makam mevki gereği Cumhurbaşkanlığı makamı olduğu için biz şahsını davet ettik. Dedik ki Sayın Cumhurbaşkanım sizin için gelmez derler ama biz gelir dedik, çayımız da hazır. Sohbet eşliğinde dedik burada program yapalım. Twitter'dan da böyle bir duyuru yaptık Sayın Cumhurbaşkanımıza. Haydi inşallah dedik. Her hafta da geleneksel hale getirdim ben bunu. Programın sonunda Sayın Cumhurbaşkanıma buradan sesleniyorum. Ha belki diyecek ki protokol gereği Beştepe'ye gideriz abi. Beştepe'ye gideriz. O zaman onu öyle demeyeceksin. Derdi büyük olan adamın başı kalabalık olur. Vakti az olur. Sayın Cumhurbaşkanımızın şu anda en çok sıkıntısını çektiği şey zaman. Evet. Çok ben dua ettiğine inanıyorum. Ya Rabbi şu 24 saat 48 olaydı da biraz daha meselelerle. O yüzden lütfettikleri yerde, lütfettikleri zamanda, lütfettikleri şekilde Zat-ı Ali devletleriyle bir program yapmak isteğinizi dillendirin. Ben karşılıksız kalacağına inanmıyorum. İnşallah hocam. Evet. Ağzınız bağlıyız. Değerli izleyenler, Ahmet Yenilmez hocamla ben güzel bir program olduğunu düşünüyorum. Gündeme özel bir program oldu. Çeşitli başlık aralarıyla. Umarım, gerçi sosyal medyadan geliyor. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bayağı beğeniler var. Efendim, gizli gerçeklerin sonuna geldik. Bizim yine klasik sloganımız, haftaya aynı saatte aynı şekilde görüşmek üzere. Herkese hayırlı geceler efendim.